ABD, İngiltere ve Fransa dün gece Suriye'yi vurdu. Günlerdir konuşulan operasyonun başladığını ABD Başkanı Trump kameralar karşısına geçip az önce saldırı emrini verdim sözleriyle duyurdu. Of Syrian dictator Bashar al-Assad. 30 füzeyle önceden belirlenen hedefler vuruldu. Kimyasal silah depoları, sarin gazı üretim tesisiyle Şam, Hama, Humus, Dera ve Süveyda'daki bazı askeri noktalar vuruldu. Trump, Suriye rejimi yasaklanmış kimyasalları kullanmayı durdurana kadar saldırılar devam edecek dedi. Başkan Trump'ın sözlerine destek Genelkurmay Başkanı ve Pentagon'dan geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırı sona erdi sözleriyle operasyonun devam edeceği sinyalini verdi. Pentagon'da hava harekatı bugün için son buldu açıklamasıyla operasyon sürecek mesajı verdi. İngiltere Başbakanı May de kararlılık vurgusu yaparak sınırlı, nokta atışlı bir harekat yaptık diye konuştu. We are acting together with our American and French allies. Fransa saldırının gerekçesini 7 Nisan'daki kimyasal saldırıyla kırmızı çizgi aşılmıştı sözleriyle açıkladı. Türkiye'den ilk açıklama ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırıdan memnuniyet duyuyoruz denildi. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ ise saldırıda Adana'daki İncirlik Üssü'nün kullanılmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, kimyasal silah kullanan Suriye'nin cevapsız bırakılması düşünülemezdi dedi. Suriye'den saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu iddia edildi. Hava savunma sistemleriyle 10 füzenin imha edildiği, ayrıca Humus'a düşen füzenin 3 sivili yaraladığı açıklandı. Anadolu Ajansı hava saldırısında İran destekli güçlerin de vurulduğunu iddia etti. İran Dışişleri Bakanlığı saldırının bölgesel sonuçları olur açıklamasında bulundu. İran devrim muhafızları da bu saldırının ABD'ye zarar olacak sözleriyle Washington'ı tehdit etti. Dün geceki hava saldırısından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.